Merhaba arkadaşlar, yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Bu vlog'da size yeni maymunumu göstereceğim. Yeni maymunum dünyanın en tatlı varlığı. Güldüğü zaman böyle yüzünüzde gülücükler açıyor. Espri bile yapıyor. Bakın. Hayır, o değil. Ne pislik adam. Bakın burada. Oğlum. Sen maymun mu oldun? Sen maymun mu oldun? Kafamda bir an tedirgin oldum üstüme gelince. Bakın, bu dünyanın en tatlı şeylerinden bir tanesi ama yaramazlık yapmadığı zaman. Şu anda bak şey atladı. Ne yapıyorsun oğlum orada? Perdeden nasıl ineceksin? Aslında şu ipi sarmaşık gibi kullanıp aşağı inebilir. Gerçekten böyle bir ramboluğa hazır mısın? Nereye gittin? Maymun! Nereye gittin? Burada bak, alttan çıktı. Adı maymunumuzun Alfa. Nasılsın Alfa? Nasılsın? Alfa, bana bak Alfa. Gerçekten çok ama çok tatlı, böyle geliyor. Bazen kulağınızı yalıyor. Kulağımı yalattırma, dur. Kulağını yalayınca böyle tedirgin oluyorsun. Böyle. İçin titriyor bak. Hayır, yapma, öyle yapma. Gel oğlum. Öyle yapma ya. Öyle yapma, kulağımı yalamamalı. Gel, hayır, yalattırma kulağımı ya. Tedirgin olacak hayvan. Benim kulağım bir de pis olabilir. Aslında duş aldım ama... Evet, bir şey olmaz, yalayabilirsin. Düşününce temiz ya. Evde maymununuz olması çok garip bir şey. Çünkü maymun her yere erişebiliyor. Ve... Diğer hayvanlar gibi değil. Hiçbir şey umurunda değil. Buradan ne yapacak acaba? Nereye gidecek? Çok merak ettim. Köşede kaldı ve düşünüyor şu anda. Evet, zekanı kullan ve bir akrobatik hareket yap. Hadi Alfa, bize zekanı göster. Sen zeki bir hayvansın. Bulaşık falan yıka. Çok mu şey bekledim ya? Tamam, hadi bana gel. Lan orada boş kaldım ha. Tamam, bir anda geldi bak. Bana gel dedim. Alfa dedim, geldi. Artık sen maymunların kralısın. Biz YouTube'un kralı olduğumuza göre sen de maymunların kralısın. Yani dolaylı yoldan. Bu yüzden çak bir beşlik. Dur, onu daha öğretmedim. Olsun, çak Alfa. Alfa çaksana. A, L, F, A. Maymunlar sinirlenince ısırıyor. Maymunlar genelde çok eğitildiğini düşünmediğim hayvanlar. Alfa, bununla oturup konuşmamız lazım. Gel. Nereye gidiyorsun? Şu an sağ kolumda. Geziyor. Evet Alfa, bu lens. Kamera lens. Hadi atla şuraya. Atla oğlum. Lan kamerayla oynuyor. Kameraya saldırıyor. Şu an kameraya saldırıyor. Alfa bırak. Şimdi çabanı ve gayeni anlayamadım. Yani gerçekten. Hayatta bir çaban veya gayen var mı Alfa? Yani bir beklentin var mı? Varsa karşılayalım. Alfa, şimdi sana tuvaletini yapmayı öğreteceğim. Tuvaletini yaparsan daha akıllı ve zeki olabilirsin. Şimdi çıkartıyorsun, sen erkeksin, çıkartıyorsun ve işiyorsun. Tamam mı? Hadi dene bakalım. Sonra gidip esnafı işeyeceksin. Evet, bu yüzden ilk olarak ona tuvalet yapmayı öğretiyorum. Yoksa gidecek, etrafı işeyecek ve ben delireceğim. Çünkü maymunlar böyle sallayarak işiyor bildiğiniz gibi. Sallayarak işiyor. Şimdi yakaladım. Şimdi bak, oradan buraya doğru keydir. Keydir ne ya? Ama herhalde tuvaleti yok yani. Tuvalet olmazsa ne yapacağız? Evet, evet, evet. Şu anda bunun içinde. Çıkamaz kesinlikle. Şimdi bunu ters çevirirsem ne olacak? Ha, gitti. Kaçtı. Alfa'yı hiçbir şekilde istemediği zaman yakalanamayacak bir şekilde eğittim. Yani istediğim zaman ben de yakalayamıyorum. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama Alfa, gel buraya. Gel Alfa, seninle ev turu yapalım. Sana evimi göstereyim. Bu evde bilmediğim bir sürü odalar var. Bu odalar artık senin de odan. Çünkü biz kankayız ölümüne. Alfa ve Enes Batur, sonsuzluğa doğru. Bak Alfa, bu odamız çekim odası. Burada benim resmim var. Bu Alfa senin baban. Ben babanım. Bir gerildi hayvan babanım deyince kayboldu. Ne yapıyorsun lan? Bu ne? O boru. Bu neden saklıyorsunuz bunun amacını? Çünkü o boruyu lastikle büktük. Yeter lan. Oo! 920 tane lastiğin yapamadığını bir popo yaptı. Enes'in götü yaptı. Enes'in götü yaptı, evet. Güzel bir anısı var. Buraya oturup burada videolar çekiyorum. Bu kırmızı koltuğu seviyorum. Nereye gittin lan? Alfa. Korktum. Ama evde maymun olmasının garip yönleri de bu. Bir anda üstünüze atlıyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Oradan perdeye atlıyor ve kayboluyor. Gel oğlum. Niye korkuyorsun sen atlayınca ya? Bir anda atlıyor gerçekten. Ya maymunlara karşı bu kadar uzak olmaman lazım. Burada laf söyledim ama anlamadım. Anladım. çok dolaylı yoldan söyledim. Şimdi Alfa'yı yağmur ormanlarına götüremiyoruz çünkü maymunlara pasaport vermiyorlar. Biz de onu buraya getirdik. Burası yağmur ormanlarıymış. Evet, şimdi yağmur ormanlarındayız. Murat, ne düşünüyorsun, evine geldik? Ama bilmiyorum, yağmur ormanlarında mı yaşayan bir hayvan mı onu bilmiyorum ama evin burası. Evdeymiş gibi hissediyor musun? Hiç umurunda değil ya. Bir de şöyle bir şey var. Bana söylediklerine göre bu Alfa'nın değeri toplamda 115 bin liraymış. Öyle mi? Toplamda derken. Yani genel.
Kolu bacağı falan dahil olmak üzere. Hepsi birleşik 115 bin lira. Alfa, seni jacuzzime getirdim. Artık sen teksi diğer maymun arkadaşlarını çağırıp bu jacuzziye girebilirsin. Burası jacuzzi. Evet Alfa. Evet, ceketimi çıkartıyorum. Ceketimde kaldın. Hah, enseme geldi. Şimdi ceketimden dolayı ensemi çok hissetmiyordum. Böyle ensemdeyken böyle küçük küçük minik ayaklarını hissedebiliyorum. Seveyim mi seni? İstemiyor. Ah kulağım! Böyle sinirlenince de kulağını ısırıyor böyle. Geliyor kulağına kafa atıyor. Kulak ısırma Alfa. Ben sana bunu öğrettim. Kulak ısırılmaz. Atıyorsan yumruk at erkek gibi. Evet, yıkanmaya başlıyoruz Alfa. Hazır mısın? Alfa sana... Hazır mısın? Mama yiyecek mi Alfa? Aha, maması geldi. Ye. Anam nasıl yiyor? Ye, mamanı ye. Mama enerjide yıkanma. Evet. Videomuzun ana karakteri de geldi. Ne yapıyorsunuz? Vuzumu yiyor Şeref. Sen niye muz yiyorsun? Problem. Muz mu? Ah, muz nerede amcam? Amcamla iyi anlaştılar. Demek... Nasıl bu kadar hızlı iyi anlaştılar? Benziyorlar biraz. Aslında Alfa ilk defa gördü amcamı. Aynı kan bağından beraberiz gözüm. Değil mi? Maymunlar her zaman kan kokusu alır ve akrabalarına iyi davranır sahiplerine. Bak, hakikaten maymun. Bak buradan fırlamış baksana. Sus lan. Buradan fırlamış. Bakalım amca. Alfa gir bakayım. Gir oğlum. Anası gibi. Aa, gir. Gel. Alfa gir. Alfa gel. Muza saldırışından Alfa'nın karnının acıktığını anlıyoruz. O yüzden birazcık Alfa'yı besleyebiliriz. Evet, Alfa'nın maması bu arkadaşlar. Mama kimdeyse Alfa ona gelir. Alfa! Alfa! Mamam burada oğlum. Köpük değil lan. Alfa! Gel. Nasıl tutundu? Hadi bakalım, mamasına geldi. Alfa daha çok parmaktan mama yemeyi seviyor. O yüzden ona parmaktan mama yedireceğim. Şöyle elimi alacağım iyice. Alfa gel, dökmeden şuraya. Alfa buraya gel oğlum, Alfa! Evet, parmağımdan yiyor. Evet, böyle öğrettiğim gibi, evet. Nasıl bunu öğretmiş olabilirim ki? Parmakla Alfa'nın buluşması. Minik bir dili var böyle. Ben de diyorum Murat dayım bu ışığı niye çok seviyor? Yani kaşıntı var sende lan. Yani. Acaba merak ediyorum bu mamanın tadı nasıl? Bakayım mı? Dur Alfa ben de yiyeceğim. Elmalı diyor, elmalı. Yani merak ediyorum acaba Alfa'nın yediği mamanın tadı nasıl? Ekşi biraz böyle elma. Zaten üstünde de elmalı yazıyor. Bu bebekler için zaten. Evet, Alfa gerçekten çok tatlı bir maymun biliyorum. Gerçekten. Gel Alfa, diğer odamıza girelim. Burası bilgisayar odamı Alfa. Gamerlar yani oyuncular zamanını çoğunu burada geçirirler. Burada video çekerler. Bu benim klavyem. Evet Alfa. Atla bilgisayarla oyna. Hiç de atlayacak gibi. Atla bilgisayarla oyna. Alfa çok fazla takmıyor insanları. Gel kulaklık takalım gel. Müzik dinlersin gel. Gel kafanı getir. Dinle bakalım. Lan ısırma mikrofonu. Evet Alfa. Sen benim çocuğum olduğuna göre sana bilgisayar kullanmayı da öğretmem lazım. Sen artık benim çocuğumsun ve bilgisayar kullanacaksın. Neredesin? Fişlere dokunma oğlum. Fişlere dokunma. Fişler kötüdür. Klavye şu şekilde kullanılır bak. Elini böyle koyacaksın. Dinliyor musun? Dinliyorsan anlatıyorum. Alfa beni takar mısın? Sana burada klavye kullanmayı anlatıyorum bak. Elini böyle koyacaksın. Böyle yazacaksın. Hiç umurunda değil ya. Nasıl bilgisayarcı olacaksın sen? Evet, ben de maymun denince akla gelen şey var. Muz. Senin ganimetin bende oğlum. Nasıl atladı ama. Artık güç bende. Hem muz hem maymun. Gözüme sok. Evet, bu arada video boyunca görmediniz. Benim çoraplarım bugün çok güzel. Evet, gel oğlum muz yiyelim. Alfa ile günlük rutinimizin sonunda akşamları yan yana oturup muz yemek var. Alfa uyumadan önce maymun belgeseli izlemeyi sever. O yüzden maymun belgeseli açacağım. Geç, kardeşlerin var bak. Sen de bunlar gibi olacaksın, gel. Bak, maymun kardeşlerin var bak. Aldı kaçtı diyor bak. Günümüzü böyle tamamlıyoruz. Maymunları izliyoruz. Bak oradaki maymun mesela tıraş oluyordu. Seni de tıraş edeceğiz gelecekte. Her neyse. Ve birlikte muz yiyoruz. Al ye. Tutun muza. Tutun. O kopardı. Bak ne oldu? Alfa aynı öğrettiğim gibi. Oradan buraya atla dostum. Atlayabilirsin. Bunu başarabilirsin. Mesafe senin için büyük değil. Hadi. Ama hile yaptın sen. Oradan atlayacaktın ama o da oldu. Çılgın. Ben maymunların efendisiyim. Evet arkadaşlar, Alfa'yı sevmişsinizdir umarım. Evet, Alfa benim maymunum değil. Ama çok tatlı bir maymun. Keşke benim olsaydı. Maymun gibi her yere atlıyor ama.
Gerçekten mi? Güzel espriydi. Maymunlu dakikaların sonuna geldik. Alfa'yı umarım sevmişsinizdir. Ben çok sevdim. Benim minik maymunum. Canım, kalbim. Lan! Elimden. Etrafta koşması çok güzel bak. Çok küçük. Bir anda etrafa koşuyor. Hadi Alfa. Kaç ondan Alfa, o kötü bir adam. Ha, kulağını ısıracak. Ne yapıyor? Alfa ısır onu. Amcamın önünden bakalım. Arkadan bakalım. Arkadan niye bakıyorsun? Sırtında duruyor, yapıştı. Lan sen ne şapşaltın, adamın sırtında ne yapıyorsun bu yaşta? Anasının kuzusu. Kulağını ısırıyor. Dümbük gıdıklıyor lan. Hadi ısır. Isır amcanın kulağını. Ya ne yapmaya çalışıyorsun ya, amacın da yani. Ne kadar acıtabilir ya. Ne kadar acıtabilir, bir kendine dene bakayım. Isır oğlum, ısır. Şöyle bir şey arkadaşlar, acıtmıyor. Tedirgin oluyorsunuz ama çünkü şey gibi, maymunun biri kulağınıza iyi yasamar çekiyormuş gibi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah için ne yapıyorsun? Bana söyle ya. Ne oluyor? Seviye nereye geldi ya? Elimi niye ısırıyorsun? Olayı anlatıyordum, gerildi herhalde. Isır ısır dedim, amcamı ısıracaktım, beni değil. Her an ısıracak gibi hissediyorum. Isır lan onu. Hayır, ama geriyorsun beni ya Alfa ya. Bu nereye gidecek bu alışkanlık? Neyse. Şimdi buradan ta uzaktan Alfa'ya doğru hızlıca geleceğim. Bakalım ne yapacak. Seni Allah. Bir anda gerildi amca, sen yapaydın. Aha. Allah. Perdeye çıkacağım o. Ne yaptı biliyor musunuz? Ağzımı basamak olarak kullandı. Diş etime tırnağını soktu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Alfa ile güzel macera yaşadık. Daha fazla egzotik hayvan istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ve abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Benle Murat amcan yetmiyor mu? Daha fazla ne kadar istiyorsun? Kendine laf soktun. Ama videoda bütün bana laf sokuldu. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yanında çıkan videoya tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Alfa! Hadi Alfa taklidi yap. Ben mi? Başarılı. Kulağını ısırmışsın.